İzmir Şirin Yeri Velodromu 11 Haziran 2020. Çok güzel bir program var. Gerçekten çok güzel bir program var. Saat 16.45'te başlıyor. Gece 9.30'a kadar bizi koşulara doyuruyor İzmir Velodromu. İzmir benim de memleketim aynı zamanda. Evet, hemen vakit geçirmeden koşulara bakalım. Evet. Birinci ayakta 3 numara Mezre, 2 numara Joker Ağa, 4 numara Özak Bey, 6 numara Tumbul Orhan ve 8 Meryemce. Burada atlar yeni koşu arkadaşlar. 60 bin liralık bir ikramiye bu. Kum koşusu. Normalde çok at yazılması lazım. Meryemce ön plana çıkıyor gibi olsa da bu Mezre, 3 numara Mezre, 2 Joker Ağa, 4 Özak Bey ve 6 Tumbul Orhan mutlak düzeyde yazılmalı. Yani burada tek geçme, taylarda tek geçme diye bir şey olamaz bu. Hani ilk ayakta tek geçme merakımızı bırakalım. Tabii bu kimisi için kumar, kimisi için strateji, kimisi için merak, kimisi için de para kazanma kapısı. Artık ona göre stratejinizi ayarlarsınız ama biz bu ayakta tek geçmenizi önermiyoruz. İkinci ayak, ikinci koşu bizim tekimiz arkadaşlar bu. Net bir tek bu. Başka bir su götürür tarafı yok. 2 numara Öz Erdinç. Baktığımız zaman 2 numara Öz Erdinç'e. Buradaki daha belki koşularından da iyice bir ön plana çıkmış zaten at kumcu. Bugün de Hüseyin Şimşek'le yönetiminde biz geleceğine inanıyoruz. İki numara Öz Erdinç bizim tekimiz arkadaşlar. Üçüncü ayak, üçüncü koşu, birinci altılı ganyandan bahsediyoruz tabii ki. 10 koşu var. Üçüncü koşuda 4 tane at ön plana çıkıyor. Bunlardan bir Bayçeşmeli, 2 Demirşah, 3 Harzemşah ve 9 Frappe. Frappe burada sürpriz kalıyor tabii. Demirşah, Harzemşah, şahlar arasında bir şahlaşma mı? Celalleşme mi diyelim, kapışma. Evet. Çeşmeli burada tabii var. Bu dört atın dışına çıkacağını zannetmiyoruz. Frappe dışarıdan gelip bir sürpriz de yapabilir burada. Dört at arasında, üçüncü koşuda. Dördüncü ayak, dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman, bakın arkadaşlar, bu dördüncü dört yukarı Araplara handikap 17 gözüküyor bu. Burada bizim atımız size üzerine basa basa, dün nasıl Bratislava dediysek üzerine basa basa, bugün de size üzerine basa basa söyleyeceğimiz bir at var. Son Toşur. 9 numara. Son Toşur. Burada işte jokeyi dandikti falan filan. Bunun antrenörlüğünü Ali Rıza Yıldız yapıyor. İzmir'in eski jokeyidir zaten. Bu Son Toşur'u mutlaka kuponlarınıza yazın arkadaşlar. Bunun altında işte Biçeroğlu, 2 Goben, 6 numara Biçeroğlu, 2 Goben, 4 Boraltan, 5 Karamuh. Bunların da tabii şansları var. Son tuşu iyi koşmazsa bu 4 atın geleceğine inanıyoruz. Biraz da Goben gelebilir. Yani Boraltan, Karamuh. Ayıramıyorum yani ben şu anda. Ama dediğim gibi tavsiyemiz, hani küçük kupon yapacaklara Son Toşur'u deneyebilir. En az Öz Erdinç kadar eminiz ondan da, iyi koşacağından Son Toşur'un. Ona göre kararınızı siz verirsiniz. Beşinci ayak, beşinci koşu. Burada 1300 metre çime geçtik burada. Deminki de Son Toşur da çimdi. Dördüncü ayakta çimdi. Beşinci ayakta çim. Buradaki 1300 metre çimde handikap 15. İngiliz bu atları kapışıyor. Biraz karışık burası. Birbirine yakın güçte çok at var burada. Yani daha da at yazılır buraya.
Bizim ilk adımız burada Wonder Kid. Wonder Kid baktığımız zaman diğerlerine oranla sürpriz kılıyor. Yani sürpriz de diyebilirsiniz ama kesinlikle yarışa gideceğine inanıyoruz. King Pinto kesinlikle yarışa gidiyor. Oğlum Göktuğ burada favori konumda. Ve altında bunların mutlaka Loliş, Neos, Bay Akdemir, Mestane, Efes, Şösyen. 6 numara Wonder Kid, 5 numara Oğlum Göktuğ, 7 numara King Pinto, 3 numara Neos, 14 numara Bay Akdemir, 2 numara Mestane Efes, 4 numara Loliş. Ayrımsız yazılması lazım. Çünkü karışık bir ayak bu arkadaşlar. Evet. 6. koşu, 6. ayak. Burada da bizim tek tavsiyemiz var size. 6 numara yine. Fresh Yourself. Fresh Yourself'e Gökhan Gökçe biniyor arkadaşlar. Şu ana kadar böyle yaptığı derecelerle bir türlü birinci yani göğüslememiş. Gökhan Gökçe bugün şunun kumandasını bana bir bırakın deyip bu atı getireceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi küçük kuponlarda tek de yazılabilir bu. Gökhan Gökçe ile gelme ihtimali çok fazla. Bu at gelmezse tabii bunun dışına 3 numara Akarja Han, 5 numara Congenial Son. Congenial Son muhtemelen burada şey olacaktır. Favori olacaktır muhtemelen. Bilemeyiz tabii. 8 numara Count On You. 2 numara Çınar Bey. 10 numara Macerano. Ve 15 numara arkadaşlar sürpriz olarak mutlaka koymanız gereken bir at söylüyorum ben size. Mutlaka. Yani parayı yapacak olan atlar bunlar arkadaşlar. Yani diğerlerini Harzemşah hani herkes koyuyor. Efendime söyleyeyim. Orada Oğlum Göktuğ herkes koyuyor. Biliyorsunuz yani neyi koymanız gerektiğini. Önemli olan neyi koymamanız gerektiğini koymanız. Koymamanız gerekenler geliyor arkadaşlar. Olay bu zaten. Bu 15 numara Helbent'i mutlaka koyun. Hepinizin duasını alırız. Helbent de bu yarışta bir şey yapabilir, sürpriz yapabilir. 15 numara. Kupon bedeline baktığımız zaman tek bir tane tekle ikinci ayakta ikinci koşudaki bir tane tekimize baktığımız zaman Özerdin çıkıyor meydana. O biliyorsunuz ve 245 liralık bir kupon çıkıyor. Biz kendi ekibimizin yaptığı değerlendirmelerde normalde bu kadar yüksek bu kupon Türkiye şartlarında küçük ve orta oynayanlar için biraz fazla geliyor ama biz kendi yaptığımız istatistiklere göre 200 ile 300 arasında yaptığımız bütün kuponlarda çok büyük minimum 5'te kalmışız arkadaşlar. O yüzden 245'lik bir kupon çıkması da bir şekilde güzel bir şey. Ona göre siz değerlendirirsiniz. Birinci altılı ganyan için görüşlerimizi burada noktalıyoruz İzmir için. İkinci altılı ganyan için birazdan İzmir Şingen Hipodromu'nda koşulacak ikinci altılı ganyan için ikinci videomuz da yayına girecek. Görüşmek üzere.